Efendim bu akşam olağanüstü bir güzellik, olağanüstü bir enerji görüyorum burada. Her şeyden önce bizler çok heyecanlıyız. Bizler gibi heyecanlı olan değerli büyüklerimiz, değerli ekip arkadaşlarımız var. Bu heyecanı bizlerle beraber paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Efendim nezaketiniz için teşekkür ediyorum. Bu saate kadar beklediğiniz için, bizlerle beraber olduğunuz için ve enerjimizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Aşkın süredir dünya topraklarında özel bir yeri olan ve medeniyetlere, pek çok medeniyetlere beşiklik yapmış Anadolu uygarlığının Güzide kentinde dünyanın göz bebeği ve medeniyetler şehri İstanbul'da böylesi güzel ve böylesi kaliteli, böylesi anlamlı bir yarışma programının yapılmasında büyük bir kıvanç duymaktayız. Bu akşam Miss Simulation of the World, yani Dünya Medeniyetleri Kraliçesi yarışması olacaktır. Teşekkürleriniz için teşekkür ediyor ve organizasyon komitesi adına hoş geldiniz, sefalar getirin istiyorum. Efendim dünyanın dört bir tarafından güzel bayanlarımız geldiler, onlar elemelere katıldılar ve bu akşam final gecesi. Final gecesinde sizlerle birlikte olacaklar, sizlerin değerli beğenisiyle karşı karşıya kalacaklar ve Türkiye'nin en değerli hanımefendileri ve beyefendilerin bulunduğu jürileri tarafından puanlanacaklar. Bu puanlama sonucunda da İstanbul'da, Yeditepe'de, Yeditepe'li şehir İstanbul'da dünyalar güzeli kenti, yani medeniyetin beşiğinde Miss Civilization of the World, yani dünyanın medeniyet kraliçesi seçilecek. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Az sonra bizlerle beraber olan değerli jüri üyelerimizi takdim edeceğim sizlere. Her birine, değerli hanımefendilere ve beyefendilere tekrar hoş geldiniz diyorum huzurlarınızda. Onları alkışlayalım mı? Benim için alkışlar mısınız lütfen? Efendim çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ki ayrı ayrı. Birazdan kendilerinden bahsedeceğim. Program sunucunuz ben Aysun Şahin. Sizlerle birlikte olacağım. Bu heyecanı sizlerle beraber yaşıyorum. Öncesinde 30 yılı aşkın süredir dünyayı gezen ve dünyanın en güzel kızlarıyla dünyayı gezen yine. Onların güzelliklerinin tescillenmesinde emeği geçen ve 30 yılı aşkın süre içerisinde misyonunu, vizyonunu ve kalitesini hiçbir şekilde bozmayan beyefendi, onursal başkanımız Süha Özgel mi? Efendim teşekkür ediyoruz. Böylesi güzel bir organizasyonu düzenlemeye fırsat verdiğiniz için. Kendileriyle de sohbet edeceğiz. Kendileri böylesi ortamlarda çok duygulanıyor. Az sonra kendisiyle sohbet edeceğiz. Efendim ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Biliyorum heyecanlısınız, biliyorum. Sizler de güzellerimizi görmek istiyorsunuz. Onların değerlendirmesi yapılacak. Yani jüri üyelerimize değerlendirmenin nasıl yapılacağına dair bilgiler verildi. Ancak ben ifade etmek istiyorum ki bugünkü güzellik yarışmamızın akışı, değerli güzellerimizin öncelikle kendi milli kıyafetlerini sergilemeleriyle başlayacak. Akabinde mayo yürüyüşü ve gece kıyafetlerini taşıyacaklar. Güzellerimiz az sonra sizlerle beraber olacak. Öyleyse diyorum ki sözü daha fazla uzatmadan güzellerimizi davet etmenin vakti geldi zannediyorum. Burada küçük bir oyun oynayacağız aynı zamanda. Ben ülkeyi takdim edeceğim size, ardından da ülkeyi temsil eden güzellerimizi takdim edeceğim. Orta Asya'da yer alan bir Türk devleti nüfusu 60 kadar farklı etnik grup meydana getirdi. Orta Asya'nın yeraltı zenginlikleri yönden önemli bir ülkesi ve dünyanın 3. pamuk üreticisi, ipek böcekçiliğinde yaygın olarak yapıldığı ve aynı zamanda ihracatında çok önemli bir yeri var. Üzümleri dünyaca meşhur, kültür içerisinde Türk kültür ve tarihin derinliklerinden gelen unsurları taşıyor. Rus, İran, Arap ve
Hint kültürünün unsurlarına yer veriliyor ve başkent Taşkent olan ülkemiz Özbekistan geliyor. Miss Özbekistan, Alessia Sadıkova. İzliyoruz şu an. Evet, uzak doğuda adalardan oluşan bir ülke. Budizm ve Konfüçyüs felsefesi kültürünün temelini oluşturuyor. Kan adı verilen Koyotik alfabeleri, geleneksel doğu gösterisinin yanı sıra kültürlerin çok önemli bir parçası olan çay seremonisi, sado, çiçek düzenlemesi, iki öperne ve kağıt kutlama sanatı. Kağıt katlama sanatı origami ile geleneksel kültürlerini sürdürüyorlar. Selamlaşma oldukça önemli. Başkent Tokyo ve Japon yarımızda Miss Japan Noriko Ono. Kuzey Avrupa'nın kalbi ve stratejik bir ülke. Kuzey Avrupa'da yer alıyor. 6. ve 8. yüzyıllarda Sibirya tarafından gelen Atalay tarafından kavimler buraya yerleşmişler. Fin-Ugur kökenli bazı kavimler buraya yerleşmiş. Müzeler, galeriler, heykeller kenti. Miss Beyaz Rusya Isabella Alivi. Belarus Beyaz Rusya Isabella Alivi izledik. Asya kıtaları arasında bir Güney Kafkasya ülkesi. Tarih sahnesine geçişi M.Ö. 6. yüzyıla rastlıyor. Ülke Kafkasya bölgesinin en büyük Türk bölümünü oluşturmakta. Ülkemi dünyadaki 11 iklim çeşidinden 9'una sahip. Petrol ve gemi cevherleri bakımından oldukça zengin. Miss Azerbaycanlar'ı Avazova'yı izledik. Ve Moldova'ya geliyor. Moldova, Doğu Avrupa'da yer alan bir devlet, M.Ö. 7. yüzyılda dayanıyor tarihi ve pek çok medeniyete de eşitlik etmiş. Çevresinde büyük ve gelişen üzüm dağları var. Moldova üstüklerinin 8000 kadarı başkent Kişinev'de yaşıyor. Ülkemize Moldova'dan geldi Miss Moldova.
piyasada yer alan Türkiye Devletleri'nden biri, tarih sahnesine çıkışı 15. yüzyıla rastlıyor. Yeraltı kaynaklarıyla oldukça zengin. Hala göçebe güldüğümüz kültürünü sergiliyor ve sürdürüyor. Halkın çoğu geçimini hayvancılıkla sürdürüyor ama yazın çağırlar. Dedikleri yaylalara gidiyorlar, kışın kışlar dedikleri kışlara gidiyorlar. Başkenti Astana, kardeş ülkemiz Kazakistan ve Miss Kazakistan Astana Kuchukova. Değerli misafirlerimiz, dilerseniz misafirlerimizi, uzaklardan gelen medeniyeti temsil eden misafirlerimizi alkışlarla onurlandıralım. Ve Hollanda, Belçika Luxemburg'la birlikte Benelux ülkelerinden birini oluşturuyor. Rotterdam kentiyle Avrupa'nın en büyük limanlarından birini temsil ediyor. Yer değirmenleri, peynirleri, bisikletleri, laneleri ve sosyal haklarıyla başkent Amsterdam, dünyalar güzeli bir kent. Hollanda, Miss Hollanda, Eva van Bilgensken. Ve İsrail, Orta Doğu'da bir Akdeniz kıyısında yer alıyor. Kişi başına düşen milli gelir dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor. Doğu'yla Batı'yı, geçmişin günümüzle buluştuğu, ideolojilerin yaşam tarzına nüfus ettiği bir yer, 4000 yıllık yavru mirasıyla kendi kimliğini oluşturuyor. Besteciler, yazarlar ve şairler, kenti, ülkesi, ilham kaynağı, kronik güzelliklerden alıyor. İsrail Sapir Bastan. Sulak. Evet, dünyanın şu günlerde yaşadığı krizden dolayı bizim için çok önemli bir misafir. Orta Doğu ülkelerinden biri, dünyanın en büyük kurma üreticisi ve en zengin kaynaklara sahip olan bir ülke, petrol anlamında Osmanlı Devleti'nin çöküşünden bu yana Orta Doğu'da kurulmuş bir ülke ve Osmanlı Devleti'ne uzak olduğundan dolayı ismini Irak olarak almış Miss Irak bizlerle beraberdi. Ve Rusya, Avrupa'dan Asya'ya, Kuzey Denizi'nden Karadeniz'e, Çin'e uzanan boğazan bir coğrafya. Müzikten edebiyata, baleden, resime kadar sanat ve kültürün hemen her alanında dünyadaki temel merkez olmuş Nina Gazanbekova. Miss Evrans İngiltere. Tarih boyunca çeşitli hatları ev sahipliği yapmış, yakın çağ boyunca topraklarında güneş batmayan imparatorluk olarak anılmış. Krallar, destanlar, masal kahramanları ve şövalyeler ülkesi, zengin tarihi, kültürü ve mirasıyla, renkli bir hayatlarıyla dünyada göz bebeği bir ülke, Jessica Andrade bizlerle beraberdi. Ve Miss Turkey, Türkiye, Anadolu topraklarının zengin mirasını temsil eden ev sahibi ülkenin hanımefendisi Ece. Ece bizlerle beraber. Teşekkür ediyoruz Ece. Ece Ekrem. Ve Finlandiya. Halkı köken itibariyle Uralata dil grubuna giriyor. Fin dil yapısıyla Türk dilini andırıyor. Tepesinde zil çiçekler açan ülkenin simgesi nar ağacı, adalarındaki karsı buluşum çikolata tepeleri, rengekleri ve buz gölleriyle Fin Amam'ı hatırlayacağımız önemli özellikler. Anna Pohtimo. Finlandiya bizlerle beraberdi. Ve Brezilya, Miss Brazil. Sıcakkanlı insanları, kameraları, renkli kıyafetleri,
ve danslarıyla, sambayla bir medeniyet ülkesi Melissa Fantas. Dilerseniz güzellerimizi tempo dolu bir akışla onurlandıralım. Onlar milli kıyafetleriyle bizlerle beraber oldular. Teşekkür ediyoruz. Kendi ülkelerinden kalkıp buralara kadar geldikleri için onları kutluyoruz. Efendim, alkış bu kadar mı? Kızlarımızı beğenmediniz mi yoksa? Evet, alkışlarınız ne kadar artarsa, alkışlarınızın coşkusu ne kadar artarsa kızlarımızı o kadar beğendiğinizi yargılayacağız. Ve biz de bu organizasyonu sürdürmekten büyük bir heyecan duymaya devam edeceğiz. Hemen programımla ilgili bilgiler vermek istiyorum bu arada sizlere. Kızlarımız hazırlanacaklar, onlar mayolarıyla gösteri yapacaklar. Mayolarıyla bir pozunda yürüyecekler. Öncesinde değerli jüriyelerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Hemen programımız sistemi şöyle olacak. Miss Civilization Arts Award Dünya Medeniyetler Güzeli'ni belirlemek için 16 puan vereceksiniz. Miss Fashion Güzeli seçeceğiz. İkinci güzelimiz Miss Fashion Güzeli olacak. 11 puanla belirleyeceğiz. Üçüncü güzelimiz Miss Clementine Güzeli olacak ve 8 puan vereceğiz. Dördüncü güzelimiz Seiko Durant. Seiko Durant seçmek için 5 puan vereceğiz. Evet, birinci güzelimiz için, Dünya Medeniyetler Güzeli için 16 puan, Fashion Güzeli için 11 puan, Clementine Güzeli için 8 puan ve Seiko Durant için 5 puan vermeniz yeterli olacak. Diyorum ki, güzellerimizi beklerken, onların hazırlanmasını beklerken, birbirinden güzel şarkılarını söyleyecek bir hanımefendi var aramızda. Zira kendisi şarkılarını icra ederken her zaman olduğu gibi natürelliği tercih ediyor ve bu natürelliğini kendi sazıyla, yani gitarıyla sizlerle paylaşacak. Ona gitarcı kız diyorlar, gezginci kız diyorlar, özgün kız diyorlar. Adını her halükarda en iyi şekilde taşıyor ve taşımaya devam ediyor. Daha ziyade İspanyol sanatlarıyla müziğini icra ediyor ki az sonra Türk müzikle sizlere karşısında olacak. O sesiyle, duruşuyla, hanımefendiyle, özgün tarzıyla sizlerle birlikte olmak için hazırlandı ve heyecan duydu. Aynı zamanda çok değerli sanatçılarımıza bestelerini veriyor, söz veriyor. Renkli, dolu dolu bir hanımefendi sizlerle beraber olacak. Eğer alkışlarınızı lütfederseniz, Mesut bizlerle. Hoş geldin Mehtap. Neyseyi. Hoş bulduk Aysu'cum. İnanılmaz zormuş buradan yürümek. Yani kendimi patates güzeli olarak ilan ediyorum şu anda. Güzel sözlerin ve güzel yüreğinden gelen o cümleler için çok teşekkür ediyorum. Tüm jürimize ve tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Natürel, kızım diyorum ben gitarıma. Güzel bir iki tane hepinizin bildiği güzel çalışmalar seslendireceğim sizler oylarınızı verirken. Bugün sandalye düştü. İnanılmaz aksilikler var. Galiba nazar. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Merci. Çok teşekkürler. Thank you.
havalandıran rüzgar. Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana ismi anlat, bana sevmeyi anlat, bana ismi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım. Anlat, bana sevmeyi anlat, bana ismi anlat, ismi geçmeyi anlat. Havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok. Hepimiz biliyoruz, hazır mıyız? Bana ismi anlat, bana sevmeyi anlat, bana ismi anlat. Daha kuvvetli alabilir miyim lütfen, bir kez daha? Bana ismi anlat, bana sevmeyi anlat, bana ismi anlat, esip geçmeyi anlat. Bana ismi anlat, bana sevmeyi anlat, bana ismi anlat, esip geçmeyi anlat. Çok teşekkürler, çok mersi. Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül maalesef. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın. Beraber söyler miyiz? O bir yolcu, sen bir hancı, gördüğüm en son yalancı. Gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Ellerin tutar.
tutar da bilmez. Gece gündüz fark edilmez. Demedim mi sana günüm? Sabahın tam içindesin, dertlerine gücündesin. Hala onun peşindesin. Gitme dedin, gittin, beraber söyler miyiz lütfen? Böylesi sevdiğin için bir gördüm, olduğu için ağlıyorsun için için. Demedim mi sana günüm? Seni istedim, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar günüm. Böylesi sevdiğin için bir gördüm, olduğu için ağlıyorsun için için. Demedim mi sana günüm? Seni istedim, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. Sonunda biz de sevdik, şimdi bizi kurtar. Çok teşekkürler, çok mersi. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka sahilde insanlar kol kola sımsıcak coşmama elde mi böyle bir tempo mı akşamda? İşte ben aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, pişman oldum, aşık oldum. Na 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 na. Kapımdan köşeyi dönüp kaybolur. Başı önde yorulunca fabrikada tütün sarar. Sanki kendi içer gibi sararken de hayal kurar. Bütün insanlar gibi bir evi olsun ister. Bir de içmeyen kocası Tanrı ne verirse geçinir gider. Yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğinde derin sızır, gözümden yaşlar akar. Aman abi, eller lütfen tempo. La 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 na 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 na. Akşer sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Çok sağ olun. Yoğunluğuyla alacağız. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehtap. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Harikasın. Teşekkür ediyoruz.
Efendim jüri üyelerimize ayrı ayrı hoş geldiniz demek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim hoş geldiniz. Özür diliyorum. Atacan Yücel Bey, efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim politika, sanat, spor ve müzik dünyasından, moda dünyasından çok değerli jüri üyelerimiz aramızda. Kendilerine, sizlerin huzuruna hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Fikret Poyraz beyefendi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri selamlıyorlar. Tabii müzik dünyasının olağanüstü sesi, yorumu ve büyük yüreği olan beyefendi. O misyonu, vizyonuyla pek çok öğrenciler yetiştirdi. İlham Şeşen bizlerle beraber jüri üyemiz. Ve beyefendi Sayın Vejdet Öz bizlerle beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Zuhal Mansfield, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Süha Özgermi, onursal başkanımız. Efendim saygılar sunuyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli jürilerimizin her birine ayrı ayrı. Galatasaray'dan tanıdığımız ve fikirleriyle bizleri etkileyen beyefendi Sayın Alp Yanman. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygılar sunuyoruz. Efendim Sayın Kaan Kopakoğlu. Kopakoğlu, özür diliyorum efendim ben. Yazılımı okuyorum ama maalesef bir aksaklık olmuş. Hoş geldiniz Kaan Bey, saygılar sunuyoruz. Evet, müzik dünyasının şeytanı. Enerjisiyle, yüreğiyle, güzelliğiyle, yorumuyla, hareketliliğiyle müzik dünyasında ses getiren hanımefendi Sayın Tuğba Ekinci, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve efendim, jüri üyelerimiz oylamalarını yapıyorlar ama değerli jüri üyelerimiz başta olmak üzere ben sizlerden de bir puan almak istiyorum. Efendim kostümü nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Üzerimde taşıdığım kostümü, umarım beğenmişsinizdir. Olağanüstü bir kostüm. Kim giyse çok güzel duracaktı. Çünkü kostümün dizaynı olağanüstü ve onu dizayn eden 30 yılını modaya vermiş hanımefendinin çizgileri olağanüstü. Sayın Banu Hatipoğlu'na teşekkür ediyoruz. Kostüm de aynı zamanda bize desteklediği için. Ve Sayın Enis Onat beyefendi, Fusion TV'nin genel müdürü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz aynı zamanda destekliyor bu anlamda. Fusion TV'de izleyeceğiz bu programı. Umarım çok güzel bir program olacak ki bunu da yansıtabileceğiz. Ve kendisi Türkiye Cumhuriyetleri'nde gelen ve aynı zamanda 5 Türk Cumhuriyeti'nden gelen kızımızı getiren bir menajer. Aynı zamanda program yapımcısı, aynı zamanda meslektaşım, sunucu Sayın Cenk Kemal İşten, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beyefendiciğim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Serdar Uğur Dilgin. Girgin, Sayın Girgin hoş geldiniz. Efendim sizlerle sohbet edeceğiz. Sizlerin düşüncenizi almak istiyorum. Bu akşamla alakalı kızlarımızın güzelliği ve zarafetiyle alakalı neler söyleyeceğinizi hepimiz merakla bekliyoruz. Şimdi eğer hazırlarsa kızlarımız gelecek. Onlar için özel dizayn edilen mayolarını giyecekler ve podyumda yürüyecekler. Sevgili notörde hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun efendim, bizlerle beraber olduğunuz için. Ben merak ediyorum, bakalım müziği arttıralım mı, ritmi arttıralım mı? O halde kızlar gelmek üzere, hazırlar zannediyorum. Heyecanlı mısınız kızlar? Sesinizi duymadı değerli misafirlerimiz. Heyecanlı mısınız kızlar? Öğrenebildikleri kadar Türkçeleriyle. Evet, Miss Sirişim of the World. Güzelliği sizlerle beraber olacak. Mayalarıyla beraber geliyorlar. Akışlarımızı Ömer için.
oldukça heyecanlılar. Zannediyorum alkışlarınızla bu heyecanı biraz yatıştırabilirler. Daha coşkulu bir alkış olacağını zannediyorum. Ev sahibi olarak coşkumuzu, alkışlarımızın yoğunluğunu ifade edeceğimizi ümit ediyorum. Coşkulu bir alkışa ne dersiniz efendim? Ne oldu bugün bizim coşkumuza, heyecanımıza ne oldu? Evet, Miss Resolution of the World güzelleri sizlerin alkışlarını bekliyor. Koreograf olağanüstü görünüyor. Kızlar olağanüstü görünüyor. Alkışlarınız yetersiz geldi. Evet, alkışlarınız yetersiz geldi. Enerjimiz, coşkumuz yetersiz geldi. Evet, onlar dünyanın dört bir tarafından geldiler. Kendi ülkelerini ve kültürlerini temsil ediyorlar. Bizim ülkemizde, dünyalar güzeli, cennet vatanımız Türkiye'mizde bulundular. Ülkemizi ve kültürümüzü tanıma şansına nail oldular. Bizler de onlarla beraber vakit geçirmekten büyük bir mutluluk yaşadık. Ülkemizi ve kültürümüzü yaşamaktan ve yaşatmaktan ve onlara misafirperverliğimizi göstermekten büyük bir memnuniyet yaşadık. Gentlemen, of course, ladies, put your hands up, everybody! Nasıl dayandım ben sana, nasıl katlandım, nasıl krallığın bu kadar bitti artık kopansın. Nasıl dayandım ben sana, nasıl katlandım, nasıl krallığın bu kadar bitti artık kopansın. Bilirsin hırsım vardım, yerim yere eller aldım. Seninle alakalım, bir tek intikam kaldı. Onu da gör bak, elbet alacağım. Ağlayan bendim, mutlu da olacağım. Oh benden, oh sana neler yapacağım. Çok çalak ettim bunu. İntikam, intikam, onu da gör bak, elbet alacağım bunu. Çok çalak ettim bunu. Haydi Türkiye! Sağ olun, var olun efendim. Çok teşekkür ederim. Olağanüstü bir sürpriz yaptınız. Hayır, ben güzelden anlarım diye beni her yarışmaya çağırıyorsunuz. Evet. Yani bunda bir şey yok. Bu kadar güzel bayan hanımefendiler varken. Efendim, en büyük alkışı bu kadar birbirinden güzel, değerli ülkelerini temsil etmek için ülkemize misafir olan bu değerli misafir hanımefendilere rica ediyorum alkışı. Heyecanlarını ben kuliste gördüm. Gerçekten inanılmaz bir heyecan var onlarda. Ama birbirinden tatlılar ya. Şuraya bak. Beni burada bırakın. Ben kalabilirim yani. Olur. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir sürpriz oldu. Diyorum, bayanlar neyi bekliyor acaba? Şimdi ben de bilmiyorum. Evet, sizi burada gördüm. Ben de yukarı çıkabilir miyim? Yoksa böyle... Hayır. Bu gece çok güzelsiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Gören gözler güzel efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılar hanımefendi Banu Hatipoğlu'na. Tabii ki boşluyoruz bu güzelliği. Birazdan kızlarımız da gece kıyafetleri giyecek. Efendim, ben bu akşam bir teşekkür etmek istiyorum. Ben kendisini tanıdığımdan onur duyuyorum. Sevgili Suha abicim, ellerinizi dert görmesin. Bu kadar güzel yarışmada da yıllardır bunu onurla, gürültten ve gönülle taşıyorsunuz. Sizlerin anınızda olmaktan onur duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Bu akşam çok sevdiğim bir kardeşim de burada, sevgili Tuğba Hanım da burada. Nasılsın Tuğba'cığım? Yani beni buraya apar topar getirdiler. Yani ben derler ya, ben güzelden anlarım. Ne yapalım? Peki nasıl buldun kızlarımızı? Hepsi on numara. Değil Şimdi mi? Ben bilmiyorum, jürinin herhalde biraz
kafası karışacak, hepsi çok güzel. Ama benim en büyük üstadım var. Benim müziğe başlamamın en büyük sebebi. Ne yazık ki burada, yani ben hani vardır ya insanların, her bir müzisyenin tanrısı. Benim tanrım burada işte, müzisyenlerin tanrısı İlhan Şeşen hocam burada. İlk gitarı aldım ve ilk onların şarkısıyla başladım müziğe. Ne mutlu ki kendi huzurlarında şarkı söyleme onuruna erişiyorum. Hocam hoş geldiniz. Saygıyla eğiliyorum önünüzde. Evet, Türkiye'de onurlara mazhar olmuş bir beyefendi. Gerçekten de söylediğiniz çok doğru. Vallahi Türkiye'nin en güzel jürisi diyebilirim. Çok uzun zamandır bu kadar kaliteli ve ben bir Galatasaraylı olarak başkanımı burada görüyorum karşımda. Onur duyuyorum. Sevgili Ozan, Ozan evlendin mi? Ne yaptın? Yok, 2'den sonra kaldım. 2'den sonra ne yaptın? Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Yok, bundan sonra artık yani 37'den sonra bir şey olacağını zannetmiyorum. Yok canım ama. Hala çok gençsin. Hala çok gençsin. Çok yakında bir albümüm çıkıyor inşallah. Hı-hı. O aylık önce en büyük evliliğimi 7 sene sonra müziğe dönüyorum. İnşallah albümümle evleneceğim. Bir evlilik yapmayı düşünmüyorum bu aralar. Tekrardan müziği hatırladım, müzisyen olduğumu hatırladım. İnşallah sizleri de desteğiyle Ozan Orhan geri dönecek inşallah. Çok teşekkür ederiz. Her zaman gibi çok fit görünüyorsun, olağanüstü görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz yaptın. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Her zamanki gibi çok zarifsiniz. Çok teşekkür. Teşekkür ediyoruz sevgili Ozan Orhan bizlerle beraberdi ve Ozan'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Madem bu kadar hareketlendik, bu güzel gözlü hanımefendiye, o zarif duruşlu hanımefendiye ben bakmaktan keyif alıyorum. Diyorum ki eğer o güzel şarkılarınızı ve enerjinizi bizle paylaşırsanız büyük bir memnuniyet duyarız. Evet, alkışlarımız Tuğba Ekinci için geliyor. Madem hareketlendik, güzel coşkulu müziklerle, o halde bu hareketi, bu dinamizmi düşürmeyelim dedik. Güzelliğiyle, zarafetiyle, hanımefendiliğiyle ve hareketli şarkılarıyla bizlerle beraber olacak sevgili Tuğba Ekinci. Öncelikle bir bayan olarak güzellerimizi nasıl gördüğü ve güzellerimiz hakkında, bu organizasyon hakkında neler düşündüğünü öğrenmek isterdik ama zannediyorum ki şarkınıza başlamak isteyeceksiniz değil mi? Buyurunuz efendim. Herkese iyi akşamlar. Ben bir anımı anlatayım madem güzellik yarışmasındayız. Kaç yıl önceydi galiba, 7 yıl önce ya da 8 yıl önce, 20 yaşlarında falandım. Babam dedi ki, kızım dedi, sen çok güzel bir kızsın ama dedi, şey seyrediyoruz hep beraber ailece, güzellik yarışması, böyle aynen kalem kağıt alıyoruz. Babamla beraber ailecek yazıyoruz güzelleri, birinci şu güzel, ikinci şu güzel falan diye. Ama dedi, sen dedi hiçbir zaman böyle şeyler yapma tamam mı dedi. Tamam dedim ama benim içimde ukde tabii, her sene büyüyeceğim, ben de katılacağım inşallah falan diye. 19-20 yaşında falanım. Show TV güzellik yarışması yapıyor. Aynen şeyler satılıyordu sağda solda, satılmıyor da dağıtılıyordu işte, ne derler, katılmak isteyenler bu formu doldursun göndersin diye. Fotoğrafçılarda dağıtılıyordu. Aldım, doldurdum, gönderdim. İlk ona kaldım. Anneme söyledim. Kardeşime söyledim. Galiba Pınar Altuğ'un şeyiydi, derece aldığı yıldı. Annem dedi ki tamam kızım dedi, ben babana dedi çaktırmadan ayarlar söylerim dedi, sen de katılmış olursun, içinde kalmasın dedi. Ne mümkün, babam kesinlikle izin vermedi, benim ilk ona seçilmem çöpe gitti. Sonradan baba dedim şarkıcı olacağım. Baba bak dedim, gerçekten çok istiyorum dedim, bu sefer karışma, en sonunda şarkıyı getir bakalım dedi. O şimdi askeri dinlettim. Çok beğendi. Tamam kızım dedi. O şimdi asker, güzel bir şarkı olabilirsin dedi. Bundan sonra da herhalde her şeyi babama danışacağım. Çünkü gerçekten büyüklere danıştığı zaman bu iş oluyor. Eğer onun sözünü dinlemeseydim manken şarkıcı olacaktım. Onun sözünü dinlediğim için diye. Değil mi? Haksız mıyım? Bir alkış yani, baba sözü dinleyin demek istiyorum. Yani daha zor bir sınavdan geçecektim, onu söylüyorum. O yüzden buradaki bütün genç kızlara inşallah kaderleri çok güzeldir diyorum. Şarkıma başlamadan önce. Hadi bakalım. (Gülüyor)
Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tuğba Erkinci bizlerle beraberdi. Güzel sesini bizlerle esirgemedi. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda jüri üyemiz hanımefendilere de puanlamalarıyla onları onurlandıracak. Efendim puanlamalar devam ediyor. Hanımefendiler şimdi kostümlerini değiştiriyorlar. Onlar heyecanla kostümlerini giyiyorlar. Çünkü çok özel tasarımlar. Sayın Banu Hatipoğlu'nun tasarımlarını giyecekler. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ama böyle bir yılgınlık, böyle bir bitkinlik görüyorum. Böyle bir moral bozukluğu. Aslına bakarsanız biz ekip olarak başlangıçta bir moral bozukluğuyla başladık. Hali heyecanlıydık da. İstedik ki çok güzel bir program olsun. İstedik ki çok güzel bir çalışma oldu. Ayları kapsayan bir çalışma oldu ki bu çalışmaya değecek bir gece olsun istedik. Dolayısıyla sizlerden aldığımız ışıkla, enerjiyle biz ne kadar başarılı olduğumuzun ölçüsünü belirliyoruz. Ama bu ölçünün yeterli olmadığını görüyorum. Ben alkışlarımızla... Az sonra hanımefendiler gelecek. Hiç değilse onları coşkulu bir alkışla ağırlayalım. Az sonra gelecekler. Onlar heyecanla özelliğini değiştiriyorlar. Ama öncesinde... Sayın İlhan Şöşen... Bizi onurlandırdınız bu akşam, bizlerle beraber oldunuz. Az sonra kendisini dinleyeceğiz efendim gecenin sonunda. Ben diyorum ki siz nasıl buldunuz, programı nasıl buldunuz, kızlarımızı nasıl buldunuz, medeniyetlerini temsil ediyorlar. İstanbul'da neler söyleyeceksiniz, bize sizden dinleyelim. Ya, güzel yani, çok güzel kızlar hepsi. Mesaj vermek ister misiniz efendim? Dünyaya mesaj vereceğiz Fashion TV kanalıyla. Valla dünyaya mesaj vermek bana düşmemiş. Yani burada çok güzel bir faaliyet var Süha abinin liderliğinde. Ona katılmaktan son derece mutluyum. Kızlar da gerçekten çok güzel. Ayrıca da biz burada jüri üyeleri olarak güzellere bakmak zorundayız. Yani bakıyoruz. Yani. Aslında çok anlamlı bir mesaj bu. Biz jüri üyeleri olarak... Bakıyoruz. Tabii gözü kimse de bizi ayıplamıyor, onlara bakıyoruz diye. Bu hoş bir şey tabii aynı zamanda. Puan vermek oldukça zor olsa gerek, öyle değil mi? Ben verdim vallahi puanlarımı. Ama tabii şimdi kıyafetlerle çıktıklarında değişebilir fikrim. Yani zaten medeniyetler kraliçesi seçileceği için sadece güzelliğin bir mana ifade etmeyeceğini düşünüyorum ben. Onların tavırlarına, davranışlarına göre de bir oy verilecektir herhalde, öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrar bizlerle beraber olduğunuz için. Sayın Alpiye Alman, siz bu gece hakkında ve medeniyetler kraliçesinin seçimiyle alakalı neler söyleyeceksiniz efendim? Bunlar seçim yapmak çok kolay değil. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi de gayet medeni duruyorlar. Onun için bakalım hangisine ne yapacağız şimdi. Elbiseleriyle gelsinler. Muhakkak ki elbiseler onları gölgede bırakacak. Öyle anlıyorum. Bakalım ondan sonra kararımı verecek. Evet, teşekkür ediyoruz. Elbiseler onları gölgede bırakacak dediniz, yanlış anlamadım. Peki bu elbiselerin mimarı hanımefendi, siz elbiselerinizi, tasarımlarınızı genç bayanlarla paylaştınız. Umut ediyorsunuz ki çok güzel taşısınlar. Çünkü sizin için onlar çocuklarınız gibi, evlatlarınız gibi. Neler söyleyeceksiniz? Elbette, mutlaka bizim için güzel taşımaları çok önemli. Ben çok yeni tanıdım kızlarımızı. Hepsi çok güzeller. Çok iyi taşıyacaklarına da inanıyorum. Göreceğiz bakalım hep birlikte. Evet, teşekkür ediyoruz. Fashion TV'de bu program yayınlanacak. Teşekkür ediyoruz bizlere böyle bir olanak sunduğunuz için Sayın Enis Onat. Siz ne düşünüyorsunuz bu program hakkında? Medeniyet güzelliğinin seçilmesi hakkında neler söyleyeceksiniz? Biz bugün Suha abi için buradayız. Eğer bugün bu sektör bu kadar gelişmişse, moda olsun, güzellik yarışmaları olsun, İnsanlar bu işten ekmek yiyorsa onun çok büyük katkısı var. Benim ona vefa borcum var, ben o yüzden buradayım. Bu kadar. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu güzel sohbetin ardından zannediyorum Sayın Suha Özgen bir de mikrofonu almak isteyecektir. Efendim, elbette ki güzellik yarışması sevgili ülkemizin tanıtım bakımında çok önemli. Ama bir önemli daha şey var ki Suha Özgen'i işte Enis gibi dostları, Enis gibi müstesna insanı buraya getirip ağzını sakmışlar. Ona tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Keşke 10 tane Enis olsun. Evet, biz kısa süre içerisinde anladık ki Sayın Süha Özgen'i çok seviyor. Değerli sanat dünyası, müzik dünyası,
spor ve moda dünyası, yani 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Suha Özgermi'yi, Suha Özgermi yapan tecrübelerinin dışında aynı zamanda onlara destek veren kardeşleri, arkadaşları, dostları. Dostlarınızın sevgisiyle ayakta duruyorsunuz ve hayata umutla bakıyorsunuz. Benim algıladığım kadarıyla, çünkü kısa bir süredir birlikteyiz ama yüreği kocaman bir insan, yüreği güzel bir insan. Bu kadar sohbetin ardından, evet kızlar gelecekler, gelecekler ama biraz önce dedim ki bir yılgınlık, bir bıkkınlık var galiba. Ya bizimle alakalı bir sorun var yahut ters giden bir şeyler var. Efendim bu ters giden şeyler pek olasılıkla hayata dair sıkıntılar olabilir. Kredi kartlarımız, borçlarımız, çocuklarımızın giderleri, eşlerimizin masrafları, beylerimizin gezmesi, yemesi, içmesi falan olabilir. Bunları düşünüyor olabiliriz her birimiz. O zaman böyle 45'liklerden bir şarkı geliyor aklıma. Efendim müsaade ederseniz, hatırladığım için hatırlatmak istiyorum. Sevgili Nilüfer söylüyordu, diyordu ki boş vermişim, boş vermişim diyordu. Ona istinaden, ben eğer bana eşlik ederseniz çok büyük bir mutluluk duyacağım. Bütün gama, kederi, üzüntüyü, borçları, sıkıntıları, çocuğun masrafını, her şeyi unutuyoruz bu akşam. Bu akşam tamamen buraya konsantre oluyoruz. Sanatçı diyordu ki, Temmuz, Ağustos, Eylül, her mevsimde durma gül. Hayat inan çok kısa, belli ki çıkmayız yasa. Hayat inan çok kısa, belki çıkmayız yasa. Elleri görmek istiyorum. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Bir dakika efendim. Bu bölümü hep beraber söyleyelim. Ve ben arka tarafta da alkışların göğe yükselmesini istiyorum. Değerli jürilerimiz destek veriyorlar bana. Onlardan aldığım enerjiyle söylemeye çalışıyorum. Hadi hep beraber. Elleri görmek istiyoruz ve beraber söylüyoruz. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan. Hayır, düşman geliyor. Coşkulu alkışlarımızla kıvırımızı kapacak ve eski 45'liklerden en güzel şarkıları bizlerle paylaşacak. Alkışlarımız hayır, düşman için geliyor. Eskiden diş güzeli, sanki yıllara kesin yatan aşırımız. Bir masalmış bir tane, düş yerine gerçekmiş yaşanan. Söyle, eskiden diş güzeli, sanki yıllara kesin yatan aşırımız. Bir masalmış bir tane, düş yerine gerçekmiş yaşanan. Gözlerini açmak elime, belki de
Şerefler verdiniz. Eğleniyor muyuz? Birazcık takip ışığını alabilir miyim? Göreyim. Evet, süper. Çok güzel bayanlar oturuyor, beyefendiler oturuyor karşımda. Gerçekten onur verdiniz yarışmamıza. Ele sevgili Suha Özger mi? Sizin için ne demek bilmiyorum. Sizin için zaten çok azıcık onu okuyacağım. Çok özel bir anlamı var o parçanın sizin için biliyorum. Ben canlı okuyorum aslında, playback yapmıyorum biliyorsunuz. Onun için okuyacağım zaten. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum ben. Hele çok sevdiğim canım benim modacım. Banu Hatipoğlu'na kızlarımızı da giydirdi zaten. Canım benim, muhteşemsin gerçekten. Herkes çok memnun arkada. Çok teşekkür ediyorum. Bir alkış istiyorum kendisi için lütfen. Gerçekten bu organizasyonda yeri çok fazla. Hey benim canım arkadaşım Serdar Uğur Girgin, Mavi Ses. Canımsın benim ya, benim eski televizyoncu arkadaşım. Podyum, her şey. Gerçi Aysu söyledi ama olsun. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Devam ediyorum. Sadece hep beraber Suha Bey'in çok özel bir isteği var. Sizlerde İlhan Bey, saygı duyuyorum gerçekten olmanızdan, hepinizden. Alp Bey, sizden çok eski dostumuz var, çok seviyorum. Enis zaten kalktı galiba. Neyse, önemli değil. Eski arkadaşımız o. Pek şarkı dinlemeyi sevmiyor. Samanyolu'nu birlikte söyleyelim mi? Şu kadarcık. Ne dersiniz? Suha Bey çok seviyor. Gönlü kırılmasın. Ağlamayacaksınız ama. Tamam. Sen kalbimin evet mehtabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin, bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek dudaklarımdan, yıllarca düşmeyecek bir şarkısın sen. Duymuyorum lütfen hep beraber. Ömür boyu sürecek dudaklarımdan, yıllarca düşmeyecek. Bu arada çok iltifat etmem gereken bir hanımefendi Tuğba ikinci. Var ya, parlıyorsun. Çok şekersin. Banu da seni çok sevdi. Bakıyorum yapıştınız. Vallahi. Hadi bakalım. Çiçeklerimde gülüver, ıssız havayı yaratan. Bir günümde
nasıl tutuyorlara yazılmış bir yer. Yine bir ders geçiriz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kavga bitti ne sevda, ömür geçer gönül geçmez. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu arada ben, bizim ikinci başkanımız Ayhan Bey biraz rahatsızlandı. Ayhan Işıklı Beyefendi'ye de gerçekten çok teşekkür ediyorum. O kadar yorgun düştü ki onun üzerine biraz rahatsız kendisi, jüride de bulunamadı. Her şey gönlünüzce olsun. Aras mı aldık? Evet, teşekkür ediyoruz. Hale lütfen bizlerle beraber de en güzel şarkıları en güzel yorumuyla bizlerle paylaştı. Teşekkürler Hale. Herhalde bu kostüme güzel bir müzikle, değil mi, programa devam ederiz. Efendim, Fashion TV ekranlarında bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimize de iyi eğlenceler diliyoruz. İnşallah şu saate kadar yapmış olduğumuz program süresince eğlenmişlerdir. Değerli sanatçılarımızın güzel sesleriyle de geceye renk kattık. Umuyoruz ki güzel bir gece oldu ve olmaya devam edecek. Efendim, şimdi güzellerimizin kostümlerini izleyeceğiz. Onlar podyumda yürüyecekler. Kostümleri bakalım nasıl taşıyacaklar? Hak ettiği değerde taşıyacaklar mı? Duruşlarıyla, ifadeleriyle, zarafetleriyle bizlerle beraber olacaklar. Ve güzellerimizi davet etmek istiyoruz. Evet, modacımız Banu Kupoğlu'nun çizgilerini ve tasarımlarını görüyoruz. Güzellerimiz gece kıyafetleri taşıyorlar.
Evet, olağanüstü güzellerdi. O kıyafetler de güzeldi. Son derece özel tasarımlardı ve onları taşıdılar. Olağanüstü bir güzellik. Nasıl buldunuz? Merak ediyordunuz. Sevgili Tuba ikinci. Nasıl buldunuz efendim? Ben özellikle bu anı bekliyordum. Hatip oğlunu bir kez daha alkışlayalım hep beraber. Ayrıca bir kıyafet bana hediye ettiler. Enis Bey hediye etti, satın aldı benim için. Banu Hanım da. Evet, Enis Bey kusura bakmayın, ben böyleyim de tutamam yani fazla. Evet, söyleyemiyorum. Bütün kızlar çok güzeldi, bir kez daha harika göründüler. Şimdi zorlaştı seçmek sizin yüzünüzden. Herkese başarılar. Evet, teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Olağanüstü bir tecrübe. Umduğunuzu buldunuz mu? Kızlarınız güzel taşıdılar mı? Kıyafetleri neler düşünüyorsunuz? Yani genel olarak gayet iyiydiler. Çok güzel taşıdılar. Sizce Enis Bey? Umduğunuz olarak neler söyleyeceksiniz? Çok babasının geldiği bir yer gerçekten çok gurur verici. Ben ilk kez Banu Hanım'ın koleksiyonunu izleme fırsatı buldum. Çok etkileyici gerçekten. Evet, teşekkür ediyoruz Enis Bey ve efendim Suha Bey ile beraber yıllardır güzellik yarışmalarında bu yolu paylaşmış beyefendi Sayın Fikri Poyraz beyefendi. Efendim sizler neler söyleyeceksiniz? Bu gördükleriniz üzerine neler anlatacaksınız bizlere? Öncelikle Suha abiye çok teşekkür ediyorum. Suha Bey ile ben de onun için buradayım. 20 yıl önce, 18 yıl önce çok büyük organizasyonlar yapmıştık. Çok güzel hatıralarımız vardır. Kendisini ben abim olarak görüyorum. O da beni kardeşim olarak gördüğünü biliyorum. Bu organizasyonda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kim öne açıksa o kazansın. Kim hak ettiyse o kazansın. Başarılar, sevgiler. Evet, katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Hanımefendiler arasında zarif bir hanımefendi daha bulunuyor. Sayın Zühar hanımefendi, sizler kızlarımızla alakalı ve üzerine taşımış oldukları kıyafetle alakalı neler söyleyeceksiniz? Öncelikle tasarımcının ellerine sağlık diyorum. Ben bütün gardırobumu yeni baştan tasarlamak, yeni baştan satın almak durumunda kaldım sayesinde. Çok çok güzel bir organizasyon ve Soha Özgen Beyefendi'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Bu benim ilk jüri üyeliğim. Kızlarımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Beyefendi, Sayın Necdet Öz, çapkın çapkın bakıyorsunuz. Sizler neler söyleyeceksiniz? Tabii biz güzelliğe hayran, güzele hayran bir milletiz. Ülkemizin de güzel olduğunu tüm dünyaya Sayın Üstadımız Suha abim sayesinde yıllardır duyuruyoruz. Bunlar çok tabii güzel şeyler. Güzelliği taşımak bir meseledir. Hanımefendiyi de tebrik ediyorum. Üzerinde çok güzel giysileri taşıyan hanımları bir kez daha gördük. Bizim gerçekten kafamız karıştı. Seçmek bir hayli zor olacak inşallah. Hep beraber güzel kararlar vereceğimize inanıyorum. Su abime bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum tüm dostlarım. Evet, teşekkür ederiz. Size teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ve katılımlarınızdan dolayı. Ben diyorum ki bu güzel elbiseleri giyen hanımefendileri podyumda tekrar görelim mi efendim? Ne dersiniz? Tekrar görelim değil mi? Güzellerimizi Miss Civilization of the World. Biz Civilization of the World 2008 güzellerini kostümleriyle tekrar görmek istiyoruz. Akışınız onun için gelsin. Coşkulu bir alkış olsun istiyoruz biz bu akşam. Coşkumuzu, heyecanımızı, enerjimizi kızlarımızla paylaşalım. Yeah.
Türkçemize, cennet vatanımız Türkçemize verdiler. Türk kültürünü, devletlerini bizlerle beraber yaşadılar. Tarihi ve mimari güzelliklerimizi öğrendiler. Kendi çocuklarını bizimle paylaştılar. Yemek, kıyafet ve dans kültürlerini bize öğrettiler. Işıklı Bey lütfen. Değerli misafirler, acısıyla tatlısıyla, zorluğuyla kolaylığıyla bu işin başından yıftınan, perişan olan ama en sonunda mutlu sona yaklaşan arkadaşım Ayhan'ı lütfen alkışlayın. Çok rica ediyorum. Değerli misafirlerimiz, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, bu yarışmaların hepsi sevgili ülkemizin dünyada barış, sevgi ve dostluğu kurulması için yapılmaktadır ve bunu ve yapılacaktır. Şimdi organizasyon komitemizin bir kararını bildiriyorum. Burada dünyaya dostluk açan, kalbi dostla sevgiyle olan Türkiye'mizden Türk güzeliyle Azerbaycan güzelini biz büyük atamızın emirleri ve çile yurtta sulh, cihanda sulh emirlerine uyarak dünya dostluk güzeli ilan ediyoruz. Dünya barış güzeli ilan ediyoruz. I don't wanna work today.
Evet, kuşakları takmak üzere Sayın Zuhal Mansfeld ve hanımefendi Tuğba Ekinci'yi takdim ediyoruz. Onlar kuşakları takacaklar. Evet. Barış Dursuk güzelimizi Miss Azerbaycan, Miss Turkey. Onlar Barış ve Dostluk güzeli seçildiler. Onlar talimatlarda bu şekilde görüldüler. Barış ve Dostluk güzeli olarak görüldüler. Dünya barışına örnek olmak için. Dünyaya dostlukları ve güzellikleri ve barışı dağıtmaları ve temsil etmeleri için Azerbaycan ve Türk güzelimiz Barış Dostluk güzeli olarak ilan edildi. Değerli jüri üyelerimizin tavsiyeleriyle. Evet, buyurunuz. Sayın Zuhal Mansfeld ve Sayın Tuba ikinciyi de çiçekleri takdim etmekle beraber kuşaklarını takıyor. Onlar Miss Translation of the World Dünya Medeniyet Kraliçeleri yarışmasında dostluk güzeli seçildiler. Ancak onların dostluk güzeli seçilmesi dereceye girmelerini engellemiyor. Evet, teşekkür ediyoruz kızlarımıza ve alkışlarımızı uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you girls. Evet, ortam iyice ısındı. Hareketli şarkılarıyla bizlerle beraber olacak bir beyefendi daha var. Sufis. Kendisi bizlerle beraber oldu ve bize dedi ki kendileri, eğer kırmazsanız bize şarkılarınızı götürür misiniz? Kırmadılar. Yeni bir albüm çıkardılar. Sayın Ferman Toprak bizlerle beraber şarkılarıyla Ferman Toprak'a alkışlayalım ve en güzel şarkılarını bizlerle paylaşmasını bekliyorum. Şimdi Ferman Toprak geliyor. Sevgili Ferman Toprak. Cümleleri göre sıfır hava geldi. Bir sözüm yok, bir lafım yok.
Çok sevdiğim kardeşim sevgili Ersel Ömer'e aitti bu şarkı. Olağanüstüydü. Yüreğine sağlık, ellerine sağlık. Güzel bir albüm olmuş. Güzel oldu. Bütün bestekar dostlarımla sevgili saygılarımı sunuyorum. Sevgili Hakan Altun, Yıldız Dilber, Ersel Ömer, İlyas Keçeci, Emir Kağan, Hakkı Yalçın Dayak. Ya sabah 7'den beri ayaktayım. Televizyon canlı yayın programlardan burada olmak benim için onur bir şerefti. Bir kusurunuz olduysa affola diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz sevgili Toprak. Sağ olun. Sağ olun. Gecemizi renklendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bu gece daha da güzel olacak. Daha da renklenecek. Çünkü Türkiye'de çok değerli bir ses, çok değerli bir yorum, bir üstad, bir öğretmen. Gerçek bir beyefendi. Sesiyle, üslubuyla, duruşuyla aynı zamanda kendisinden sonra gelen pek çok sanatçıyı etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Milyonlar kendisinin şarkılarıyla büyüdü ve o şarkılarla duygulanıyorlar. O şarkılarla sevince boğuluyorlar. O şarkılarla ağlıyorlar. Onların arasında olduk. Sevgili İlhan Şeşen, lütfen buyurunuz o güzel sesinizi, en güzel şarkılarınızı bizden esirgemeyiniz. Coşku alkışlarımızla sevgili İlhan Şeşen'in en güzel şarkılarını dinleyeceğiz. Seni sevmiyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ha 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 ha. Lay 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 da 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 da. Lay 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 da da da. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Harika bir performans tabii ki. Müziksiz de olsa gecemizi renklendirdiniz. Teşekkür ederiz. Olağanüstü. Evet, aramızda büyük üstadımız Sayın Yaşar Özel var. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bizeyiz. Eğer bizi kırmazsanız sizden de güzel şarkılar dinlemek istiyoruz. Lütfen buyurunuz efendim. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Evet, Yaşar Özel bizlerle beraber. Büyük üstadımız. Performans olacak. Bizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz.
Efendim, bu güzel geceye benim de bir katkım olsun. Şu adıyla çok eski günlere dayanan dostluğumuz var. Nikolas Saraylı olarak. Ayrıca bu müsabakalardan dolayı. İnan ki ağlamadım, hüzünlüyüm sadece. İnan ki ağlamadım, hüzünlüyüm sadece. Gözlerimdeki nemler çığ gibi yağar böyle her gece. Gözlerimdeki nemler çığ gibi yağar böyle her gece. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedik yıllarca, ya sevince geç kaldım. Çok çok teşekkür ederim. Evet, müziklerin üstadı Sayın Yaşar Özel'e teşekkür ediyoruz. O güzel sesinizi, o güzel yorumunuzu bizlerden esirgemediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar sunuyoruz efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, beklenen an geldi. Bizler heyecanlıyız. Heyecanlıyız bizler. Evet, sanıyorum oynamalar bitti ve neticeler alınıyor. Evet, çok teşekkür ederim. Sayın Alp Yanman'ın hediyesi. Şu an bu akşamın neticesi tabii ki. Hepimiz çok heyecanlıyız. Kızlar daha fazla heyecanlılar. Günlerdir bu heyecanı birlikte yaşadılar. Az sonra kraliçelerimiz belli olacaklar. Onlar hep birlikte gelecekler. Kızlarımızı davet edelim. Kızlarımız podyuma gelecekler. Miss Civilization of the World Dünya Medeniyetler Kraliçesi yarışmasında 16 güzelimiz yarıştılar. Değerli jüri üyelerimizin değerlendirmeleriyle şu an elimde neticeler var. Ben çok heyecanlıyım. Ama şu an sizlerle paylaşmayacağım. Çünkü güzellerimiz gelecek. Sahneye gelecekler güzellerimiz. When you give your love, you free your mind.
And possibilities.
inşaatı bulunacağım. Türk cumhuriyetlerimizden, kardeşlerimizden, eş kızımız aramızda Azerbaycan, Gürcistan, Tataristan, Özbekistan, Kazakistan bizlerle beraber oldu. Birlikte olduk, iç içe olduk, birlikte beraberliğin coşkusunu yaşadık. Güzel kızlarımızı bizlere getiren, bizlerle buluşturan değerli meslektaşım, sevgili Cenk. Dilersen bu güzel anı beraber paylaşın. Hadi buyur. Azerbaycan televizyonlarında program yapımcısı ve sunucu. Aynı zamanda çok şık olmuşsun. Çok teşekkür ederim. İlk defa. Öncelikle burada bizlere eşlik eden çok değerli müzik kreatörü başta Sayın Alpyalman olmak üzere ve tabii ki Ulusal Başkanımız Söz Yenge'ye çok teşekkür istiyorum. Şu anda Azerbaycan televizyon kanalında olsaydım Azerice konuşacaktım. Öncelikle akşamınız hayır. Hürmetli tamaşacılar, indi nöbe geldi çattı. Bizim bu müsabakanın galibine diyecektim. Bu Azerice. İndi nöbe geldi çattı. Ne demek bizim efendim? Sıra geldi. Neticeyi açıklamaya. Buydu. Rusça yet demişka. Minutuşku adilva minutuşku patom. Miskazala çtiri tri dva. Kanyeşna birinci, öyle diyelim. Bu özel bilgileri bizimle de paylaşırsanız çok mutlu olacağız. Sonra. Öncelikle ben çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Suave davet ettiği zaman seve seve geldik buraya. Hem Özbekistan, hem Kazakistan, hem Azerbaycan, hem Belarus güzeliyle beraber Tataristan güzelimiz de vardı. Hep beraber geldik, buraya katıldık. İnanın ben şunu söylemek istiyorum. Suave'nin çok güzel bir sloganı var. Medeniyetler diyarı, medeniyetler cenneti, medeniyetlerin beşiği olan İstanbul'da böyle müsabakayı teşkil eden çok değerli insanlara, başta tabii ki Ayhan Işıklı Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük eziyet çekti. Bunları söyleyelim istersen. Sen bana gece başlamadan önce gel beraber partner olalım demiştin. Teklifini kabul etmiştim, etmemiştim gibi şeyler. Etmişsin, etmemişsin, naz yapmıştın. Ben. Evet. Kesinlikle öyle bir şey. Peki o zaman bu durumu şöyle telafi edebilirsin. Azerice bir şiir okusan bize kısacık. Azerice şiir değil de Azerice şiirde daha çok çok güzel sözlü olan bir şarkı var. Çok kısaca ona böyle. Harika olur. Edelim. Çok değerli Roya Hanım diye bir sanatçıya ait Seninem şarkının adı. Tabii bu şarkıyı bütün bayanlara armağan edelim. Seninem İlleri tüp geçse de bil ki yalnız Sinem. Senden uzak düşsem de yalnız ben Sinem. Bu kadar diyelim, fazla söylemiyorum çünkü güzeller orada. Alınırlar değil mi? Evet, teşekkür ediyoruz. Thank you very much girl. Girls. Yes, mesela ben şuraya. Çok sağ olun. Yes, davay. İli tampaj olsa patamuşla sıças. Miskaje. Kto. Perve. Dva. So ladies, now you have to go to behind the stage, please, because just a couple of minutes later we are going to say who is going to be first. Fourth place? Sorry, first we are going to say... Seyta Dorian. And second one we are going to say... Clementine Coffee. Second one, Fashion TV, Miss Fashion. And last one we are going to choose... Miss Civilization of the World. So now, please go to inside. Evet, ne söylediğini merak ediyorsunuz zannediyorum. Bayanları içeri gönderdik. Çünkü en önemli geldi. İngilizce söylemeye çalıştım elinden geldiği çok tarihinde. Teşekkür ediyorum. Ve diyelim sana. Eşlik ettiğiniz için. Efendim, Miss Civilization of the World, Dünya Milliyetler Kraliçesi'nin seçilmesi için bir araya geldik. Bu güzel yarışmanın sonuçlarını az sonra... Yarışmanın galipleri... belli oldu. Şimdi artık herhalde biz onu açıklayacağız. Evet, noter temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Onlara da evet. Çok çok teşekkür ederiz tekrar. Dereceye girenler az sonra açıklanacak. Ben heyecanlıyım. Kızlar daha fazla heyecanlı. Eminim sizler de heyecanlısınız. Dereceye giren kızlarımız, dördüncü güzelimiz Miss Circle Burden seçilecek.
Üçüncü güzelimiz Miss Clementine kafe seçilecek ki kamp süresince en lezzetli yemeklerini bizlere sundular. Olağanüstü lezzetli yemekleri. Ve ikinci güzelimiz Miss Fashion olacak. Bizi desteklediğiniz için milyonlara bu görüntüleri taşıdığınız için teşekkür ediyoruz. Miss Fashion olacak ikinci güzelimiz. Birinci güzelimiz. Tabii ki Dünya Medeniyetler Kraliçesi Miss Fashion of the World. Olağanüstü. Yani o görevi taşımak, o başarıyı elde etmek çok güzel aynı zamanda. Barış güzelimiz de buradaydı. Hülya Hanım da buradaydı. Az sonra Hülya Hanım da gelecekler. Evet Aysun Hanım, isterseniz çok gürültülü bir alkışlar alalım önce yarışmacılarımız için, finalistlerimiz için. Daha sonra da hemen dördüncü. Evet, seninle paylaşmak istiyorum. 86 puan. Evet. Almış ama birinci almış. Bak dördüncü. 56 puan almış dördüncü yarışmacımız. Yarışmacımız. Hep beraber alkışlarımızla açıklıyoruz. Diyoruz ki... Miss Circle Durant. Mrs. Miss Scotland. Evet, İskoçya. Alkışlarınızla İskoç güzeli buraya davet etmek istiyoruz. Tabii ki yüksek bir alkışlarla. O da çok güzel bir adam buraya geldi. Evet, İskoçya güzeli. Miss Circle Durant. Seçildi. Bu güzelliği yapışırımızla onurlandıralım. Evet, ödülünü, tacını, şeyini vermek üzere büyük kulüp ve dönemi Sayın Atacan İnce'yi takdim ediyorum. Lütfen buyurunuz. Bize bunu ağırladılar, onurlandırdılar bize. Büyük kulüp müdürümüz Sayın Atacan İnce tacını takacak. Evet, güzelimizi hep beraber bir daha alkışlayalım. So good luck. Good luck, sir. So please, now we have to wait a little bit back. Because we are going to choose another meeting. Evet, sıra geldi üçüncü güzelimizi açıklamaya. Üçüncü güzelimiz çok değerli bir jüriler. Toplam 62 puan aldı. Ve üçüncü güzelimiz Miss Clementine. Evet, Miss Clementine. Miss Clementine güzel olan yarışmacımız. Çok değerli jürimizden 62 puan aldı. Yine onlara uyarı arzu edelim ve diyelim 62 puanı acaba hangi güzelimiz aldı? Aysun, bunu sen açıklamak ister misin? Evet, kesinlikle. O zaman bu işi söylemek. Evet, 62 puan aldı. Cennet vatanımız Türkiye'mize medeniyetimizi temsil etti. Miss Sarşı. Evet, Ece. Yanılmıyorsam Ece Hanım bu ismi. Ece Ekren. Miss Sarşı. Alkışlarımız Ece Hanım için. Ece Ekren bu akşam Türkiye'yi temsil etti. Ve Miss Clementine seçildi. Clementine Kafe Müdürü Sayın Doğan Gül'ün yerine vekaleten bizim sevgili arkadaşımız, ortağımız, birlikte sıkıntıyı, eleme, hüzünü, kederi, sevinci birlikte yaşadığımız sevgili ortağımız, uluslararası koordinatörümüz, sevgili Özlem Şiili, davet ediyorum lütfen Özlem Şiili. Bu güzel anı bizimle beraber paylaşsın. Miss Clementine seçildi. Toplam 62 puan aldı çok değerli jürimizden. Sana da uğurlar arz ediyoruz. Gerçekten çok mesuliyetli bir görev üstlendin sen de. Evet sevgili Özlem. Kızlar Özlem bütün sıkıntılarıyla ve ihtiyaçlarıyla bizzat kendisi ilgilendi. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştı ve etti de.
Evet, çok teşekkür ederiz Özlem Hanım'a da. Ece, sana da öyle razı ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve seni de... Gelecekler. Alalım. Miss Clement'in güzeli seçildi. Sırada... Evet. Miss Fashion güzeli. Bu güzelimiz çok değerli müzikalerden toplam 78 puan aldı. Oldukça yüksek bir puan. Miss Fashion'ı... Beraber söyleyelim mi? Söyleyelim istedim. Evet, toplam 78 puanla... Miss Finlandiya. Yarışmacımız Miss Finland. Ablaydı, herhalde isteyenin olsa. Fashion güzeli. Miss Fashion. Miss Finland. Yani tacını takmak üzere, diyoruz o güzel tacı takmak üzere. Anna, yes please. So Fashion TV'nin genel müdürü tacını takacaktı. Ancak dedi ki, nezaketiyle beyefendi, zarif hanımefendi tacını takmanı Tuba Ekinci'yi davet ediyorum. Lütfen buyurunuz. Tuba Hanım. Tuba Hanım. Çok güzel bir centilmenlik yaptı. Evet. Çok güzel bir bayana, çok güzel bir sese, güçlü bir sese bu sırasını verdi. Ve Tuğba Hanım buraya gelecek şimdi. Miss Fashion olan güzelimiz Miss Finland'a tacını ve kuşağını takacak. Tabii ki sizin gürültülü alkışlarınıza lütfen bir alkış rica ediyoruz. Hem güzelimize hem de Tuğba Hanım için. Türkan şöyle benzetmiyor mu? Ciddi söylüyorum. Benim favorimdi kendisi. Sevgili Tuba Ekinci, teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye geldi ve Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti. Annesiyle beraber evet, geldiler. Evet, Renata Hanım. We want to say thank you very much Mrs. Renata because you have that very good, lovely and good daughter. Oh. Renata Hanım da çok heyecanlıydı kaç günden beri. Thank you very much. Yes, please. Ve gecenin sonunda o heyecanlı anı açıklamaya geldi ama biz açıklamayacağız. Evet, kraliçemiz için koltuğumuz evet. Gelecek. Bu arada Aysun. Suabi diyormuş ki gecenin güzeli Aysun. Ne hissedersin? Yok canım, öyle bir şey söylemiyordur. Ama dün akşam omuzlarımı kapayı bozmuş. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. İçeride o kadar herhalde 14 güzel kızımız kaldı. Onlar şimdi çok daha heyecanlı. Çünkü artık günlerdir beklediler, uzak yollardan geldiler, kilometrece yollardan buraya geldiler. Medeniyetler beşiği olan İstanbul'a çok heyecanlar ve bakalım Miss Civilization of the World ünvanını hangi yarışmacımız alacak? Çok merak ediyoruz. Bunu Suha Bey mi söyleyecek? Suha Bey söyleyecek. Suha Bey de buraya geliyor. O zaman alkışlarınızla Suha Bey'i buraya davet ediyoruz. Arkadaşlarımız koltuğumuzu getiriyorlar. Kraliçemiz alkışlarımız bu kadar mı Suha Bey için? Çok saygıdeğer jüri üyeleri, çok şık hanımefendiler, çok şıklı beyefendiler, gecemizin mümtaz misafirleri, şükranlarımız sizin efendim. Biliyorsunuz ki her toplu bir şey yapılırken bir iki kişinin çalışmasıyla olmuyor. Bu bir ekip çalışmasıyla oluyor. İnanın ki bir aydır sevgili başkanımız, organizasyon komitesi başkanı fevkalade gece gündüz demeden yol alarak
sesini kaybederek, sağlığını kaybederek bu yarışmayı gerçekleştirdi. Tabii ki o hatalar oldu. Bizim de oldu. Ama bu yarışmanın gayesi dünya medeniyetlerinin Türkiye'de fışkırdığını ispat etmek içindi. Ve bu ispat oldu. Şimdi burada büyük emekler sarf eden arkadaşlarıma mutlaka ben yanımda istiyorum. Ayhan Işıklı lütfen. Tebrik ediyorum. İstediği kadar gelmeyeceğim diye nazlansın. Ne kadar mutluyum ki bir yakışıklı delikanlı ile Amerika'ya gittim. Döndüm ve ondan sonra en büyük televizyonun genel müdürleri oldu. Onu bu başarısından dolayı tebrik ediyorum ve mutlaka yanıma istiyorum. Enis Bey. Evet, sevgili Enis Onat, Fashion TV Genel Müdürü ve sevgili Ayhan Işıklı, Renesans Organizasyonu'nun sahibi. Çok büyük emekleri var bu gecenin düzenlenmesinde. Efendim, işte en büyük emeklerden birisini veren benim sevgili kardeşim Enis Onat. Beraber Amerika'ya gittik. Las Vegas'ta. O çok meşgul oldu. Beni göremedi ama... Size bir şey söyleyeyim mi? Enis'im bir ufak bir gitarist müzisyeniyken, gitar çalarken şimdi Türkiye'mizin sayılı televizyonlarının genel müdürü oldu ve fevkalade başarılı oldu. Enis'im tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Özlem Hanım nerede acaba? Sevgili Özlem Şirinel, lütfen buyurunuz. Geliyor efendim. Söyleyeceğim. Sağ olasın. Özlemciğim. Evet efendim. Bütün ısrarına rağmen bir ülke güzeli olarak katılmadı ama bize yardımlarıyla ülke güzellerinden daha fazla yardımcı oldu. Her zaman, her teşekkür zaman. Ediyorum. Seve seve zevkle. İyi ki varsınız. Bu gecenin bir hayli geç başlamasında önce bizim kabahatımız var ama bu kabahatların yanında bir de delikanlı bize çok büyük jest yaparak bizi onurlandırdı ve gecenin yapılmasına sebep oldu. Bu arkadaşımız ses ışığın başında olan ismi neydi? Serdar Bey. Serdar Bey lütfen buraya gel. Evet, ses ışık ve sahne kurulumunda bize desteği olan Serdar Bey'e, Serdar Uğur Girgin'e teşekkür Serdar ediyoruz. Teşekkür ederim. Gece hepimizin dahil ama senin de sayın. Teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Evet. Dakikada bulduğumuz bir koreografi arkadaşımız vardı. Evet, Şiar. Evet, Şiar. Evet, koreografımız sevgili Şiar ve yardımcısı sevgili Işıl. İkisini de buraya davet ediyorum. Lütfen gelsinler. Evet, koreograflarımız sevgili Şiar ve yardımcısı sevgili Işıl. Bizlerle beraberdi. Son dakikada imdadımıza yetiştiler. Şiar, tebrik ediyorum. Bir yarışmada seni alacağım ama iki saate ben çünkü ediyor sana. Tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gaye kafeniz çok güzel. Teşekkür ederiz. Ciddi söylüyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Jürimdeki bütün üyelere, sevgili saygıda başkanıma, büyük başkan Akraman'a şükranlarımı sunuyorum efendim. Halkla ve basın ilişkileriyle yıpranan bir kızımız, benim 18 sene evvel aşık olduğum bir kız, Hale Dikmen, lütfen buraya gelir misin? Ve sevgili Hale bu akşam güzel sesiyle de bizlere... Nereden geliyor? Gelsin de nereden gelirse gelsin. Hoş bir gece yaşattı. Basın danışmanımız sevgili Hale Dikmen. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Thank you.
seni sonradan bahsettik. Efendim, benim yaşım 85. Tabii böyle çenemin düşüklüğüne müsaade edeceksiniz. Türkiye, dünyanın en büyük müzisyenlerini yetiştiren büyük bir ülkedir. Türkiye'de Münir Nurettin yetişti. Türkiye'de Refik Fersan yetişti. Yetişti. Ama Türkiye'de neler oluyor, neler. Bu şarkıyı söylemeden seni bırakırsam gece burada yatarım. Lütfen. Bu kadar aç bekleyeceğiz. Rüyalarımıza gelecek bir şarkıyla kaçacak. Suha Özgen de seni bırakacak. Hadi bakalım. Neler oluyor? Tabii. İster sev ister sevme ama dön artık. Uyanır uyanmaz düşüncemdesin. Islak ekmek attın kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem nerelerdesin. Nazlı bebeğim ne alemdesin. Neler oluyor bize yine neler oluyor. Gülüm neler oluyor sana bana neler oluyor. Neler oluyor bize yine neler oluyor. Gülüm neler oluyor sana bana neler oluyor. Efendim bakın. Değerli misafirlerim, bu şarkı bir kısmını beraber söyledi. Ne kadar muhteşem sesi var ki benim sesim bile onu mahvedemedi. Apyanmacım seni burada öpmeden bırakamam. Lütfen Sayın Başkanım, Büyük Başkanım. Evet sevgili Suha Özgermi'nin gönlünde önemli bir yere sahip Sayın Aki Alman Beyefendi. Efendim. Beni hep böyle mahcup ediyorsunuz. Alp Yalman benim Galatasaray'dan başkanımdı. Böyle bir kalp, böyle bir Galatasaraylık, böyle bir nezaket. Şimdi kaçacağım. Ben de kaçalım, ben de kaçalım. Alp'cim teşekkürlerimi ediyorum. Ve önümü ileyerek eğiliyorum. İki kelime hanımefendilere de efendilere söyleyeceksin. Suha abinin her yaptığı şeyde, her şeyden evvel yürek vardır, kalp vardır, dostluk vardır, arkadaşlık vardır. Ve biraz da gözyaşı vardır. Ama bu akşam için hem kendisine teşekkür ediyorum. Bana hiç hak etmediğim kadar büyük onur verdi. Eksik olmasın. Daha nice seneler inşallah müsabakalarını gelir arkalarda bir yerden izleriz. Efendim Türkçe çok zengin derler. Maalesef fazla değil. Çünkü benim Türkçedeki kelimelerim Alp Yalman'ı ifade etmeye yetmiyor. Türkçede de başka kelime yok. Jüri'deki bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma, hanımefendilere tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki yarışmada bulmak üzere sizlere saygılarımı sunuyorum. Ve şimdi dünya güzelini açıklayalım. Kim açıklayacak bunu? Bunu şey açıklasın. Gel başkan. Dünya güzelini açıklayalım. Metin Bey. Hadi bakalım. Karışıklar ben açıklayayım. Evet. Çok meşakkatli bir süreçti bu organizasyonu yapmak. Elbette ki birinci güzelimizi açıklamak size düşüyor. Birinci güzel değil, kraliçe. Birinci güzelimiz yani Miss Civilization of the World. Yani kraliçemiz, kraliçemiz, Dünya Medeniyetler Kraliçesi. Hollanda. Dünya Medeniyetler Kraliçesi 2008 Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kraliçemiz Miss Hollanda. Evet, Miss Hollanda.
say something to all Jewettes for everybody? What do you feel now? Because now we are the Miss Simulation of the World, 2008. I feel so excited. Thank you very much. I don't really have words right now. I'm really happy. And I'm so thankful to be in this Miss Civilization of the World competition, and also to be in your beautiful Turkey and in Istanbul. I will try my best to be a good Miss Civilization of the World. Thank you so much for this opportunity and to be here tonight. Thank you. We want to say that. Good luck. Ve değerli konuklar, Miss Civilization of the World'un galibine, Medeniyetler Kraliçemize ödülünü çok değerli jüri başkanımız Alp Yalan Beyefendi ve Ayhan Işıklı Bey beraber takdim edecekler. Tabii ki sizin gürültülü alkışlarınızı lütfen, çok gürültülü bir alkış rica ediyoruz. Çünkü Hollandalı güzelimiz hala daha kendisinde değil. Öyle devam ediyoruz. Çünkü çok güzel bir hisler, duygular içerisinde. Çok heyecanlı. Tabii ki Aysu Hanım, bizler de çok uğurlar arzu ediyoruz biz Hollanda. İnşallah o da bu elde ettiği dereceyi saklayacaktır uzun yıllar boyunca. Çünkü kolay değil böyle şeyler. Medeniyetlerin beşiği İstanbul şehrinde böyle bir ödülü hak etti. Bizler ona sizlere adımdan uğurlar arzu ediyoruz. We want to say you good luck because everybody they want to say to you best wishes and good luck. Hollandalı kızımızın babası Hollandalı, annesi Endonezyalı. Böylece bu mükafat Endonezya'da zelzele dolayısıyla ölen yüzlerce kişinin üzüntüsünde belki hafifletmiş olur. Ben saygılar sunuyorum. Beni dinlemek zahmetinde olduğunuz için teşekkür ederim. Bizler de Süha Bey'e çok çok teşekkür ederiz ve televizyonları karşısında Fashion TV vasıtasıyla bizi izleyen bütün izleyicilerimize şunu söylemek istiyorsun, inşallah bir dahaki sefere başka bir Medeniyetler Güzellik Kraliçesi yarışmasında onların karşısında olacağız. Bu akşam elimizden geldiği kadarıyla sizlerin karşısında güzel şeyler yapmaya çalıştık. Ve tabii ki gördüğünüz gibi Türkiye güzelimiz, Hollanda güzeli, Finlandiya güzeli ve İskoçya güzeli dereceler elde ettiler. Bizler onlara sizin aranızdan uğurlar arz ediyoruz. Allah yollarını açık etsin. İnşallah Medeniyetler diyarı olan, medeniyetler şehri olan İstanbul'da bu güzel dereceleri elde ettiler. Onlara artık Aysun, sen evet, de bir şeyler söyle. Başarılarının devamını diliyoruz. Onlara modellik ve moda hayatında başarılarının devamını diliyoruz. Bu güzel görüntü eminiz bugünden itibaren basında yer alacak. Dünya basında ve Türk basında yer alacak olağanüstü görüntü ve bu görüntüye, bu güzelliğe imza atan değerli jüri üyelerimize, başta Suha Özgermeye ve organizasyonu düzenleyen Sayın Ayhan Işıklı'ya, emeği geçen herkese makyöz, saç, ışık, kostüm, sahne, ses, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve başka bir Medeniyetler Kraliçesi yarışmasında görüşmek arzu ediyoruz. Hoşça kalın, bizler sizlerden ayrılıyoruz.